Oyun? Ne oyunu? Baht oyunu. Baht oyunu, baht oyunu değil. Baht oyununa benzer. Ben asla oyunu. Ne? Ben asla. Yani şöyle... O nasıl bir şeymiş ya? Ben hemen anlatıyorum bir örnekle. Ben diyorum ki ben hiç çıplak denize girmedim diyorum. Çıplak denize girmiş olanlar şat böyle içiyorlar. Ha. Yani ben bir şey yapmadım diyorum, yapanlar içiyorlar. İçme? İçmem içme, ooo içmem içme olmaz. Yok. Yok yok. Bana yaramıyor. Evet, hiç iş gerek yok. Hatta sana göre de değil. Sana göre hiç değil. Şey yapalım, suyla sodayla oynayalım zaten ya. Şey değil ya, maksat oyun oynamak. Aynen. Olur, tamam. Tamam da, şimdi söylemek istemediği bir şey olursa içmiyoruz. İçmez. Tabii içmez diyorsun ama İçmez. Kuralı var. Şöyle bir kuralı var. Oyunun en önemli kuralı dürüst olmak. Ha. Güzel. Karışık ya. Karışık oyunu. Ben anlamadım. Ben pek sevmedim. Başka bir kolay, basit bir oyun bulsak, oynasak olur mu? Bana bak bana. Korktun mu sen? Bakın bakın. Oyunun olayı dürüstlük olunca Bora Bey nasıl ilgisini çekti hemen. Tamam, sizlik oyun he. Yok yok yok. Hadi hadi sizlik oyun. Yapı çevirme hadi. Sen baya baya korktun. Belki biraz. Korkulacak bir şey yok. Yok mu? Yok. Sen bana güven. Tamam. Evet, o zaman başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Şöyle yapalım. Biraz önce verdiğim örnekten başlayayım ben. Ben hiç çıplak denize girmedim. Vay 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 Tuğçe. Böyle ufak bir macera mı olmuştu? Bitir onu, bitir onu. Bitir. Bitiriliyor mu? Bitiriyor tabii. Bitirecek miyiz? Bitireceksin bitir tabii ki onu vuracaksın. Onun kuralı o. Evet. Heh. Oh. Göresin. Böyle sabaha karşı böyle bir maceramız olmuştu. Ha. Keşke ben de orada olsaydım. Rihan'da görürsün. Peki sen? Ne alaka? Kuzen ben 6 yaşında girdim ya teyzemlerin yazdığında. Orada çıplak girmiştim. Pekala. Evet, devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Tamam, o zaman sıra bende olsun abi. Hı hı. Ben hiç evlenmedim. Aman, aman, aman. Hayatım, iyi misin? Kankam, sen yanlış anladın. Şimdi evlenenler içecek. Rüzgar diyor ya ben hiç evlenmedim diye. Evlenenler içecek yani. Aa! Ya? Aa, öyle mi o ya? Evet. Ben de ben evlenmedim deyince evet evet ben de evlenmedim diyerekten onaylamış bulundum. Biraz konsantre ol ya. Evlilik nereden çıktı Rüzgar? Yani bilmem, belki Selin'den başka da evlenen biri vardır. Merak ettim abi. Yokmuş Rüzgar'cığım. Bir benmişim evlenen. Ayrıca fazla merak bünyeye zarar canım. Hadi hadi. Devam devam devam. Evet devam. Ben şu anda hiç aşık değilim. Lan bana baktın ya, ben de içmem gerekiyor. Ben aşıksam mı içecektim? Ha evet. Ben çok yanlış anlamışım galiba, kafam karıştı benim, kusura bakmayın. Oyun biraz karışık Ali. Karışık oyun karışık. Karıştırılacak pardon. Çok öyle bir oyunda değil mi? Neyse. Yani. Neyse neyse kankam. Kankam sıra sende hadi. Sıra hadi bende. Sularımızı. Sularımızı hemen doldurayım ben. Ben servis edeyim. Doldur. Şöyle. Evet. Tamam. Tuğçe'ye de. Evet. Tuğçe. Ben... Ben çok aşık olsam bile cesaret edip söyleyemem. Öyle.
Kuzen. Ne? Ben ne dedim? Oyunun dedim, dürüstlük dedim. Kuralı, önemli kuralı dürüstlüktü ya. Anladım Ali. Ha söylerim diyorsun yani. Ay hadi inşallah artık ya. Ben anladım ama oyunu ben susadım diye suçtum kardeşim. Ya bırak kuzen, söylerim diyorsun yani sen. Tamam. Ay hadi Ali, inşallah. İşine bak hadi. Evet. Ya tamam yeter artık bu oyunu oynadığımız. Suyu içirdiniz içirdiniz, bana benim lavaboya gitmem lazım. Sonra da uyurum zaten. Ne bu böyle ergen gibi oyun oynuyoruz? Ne? Sen de ne olur burada kal. İyi geceler Tuğcan'ım. İyi geceler. Ada. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Uyku mu geldi? Geç oldu Bora Bey. Gün erecek birazdan. Ha. Sizin uykunuz yok mu? Yok. Benim uykum yok. Ada. Yürüyelim mi biraz? İster misin? Nereye? Bilmem. Şöyle şuraya doğru yürüyelim mesela. İster misin? Yürüyelim mi? Ne var ki orada? Hiç. Yani hiçbir şey yoktur herhalde ama en azından ne olmadığını görür. Ada, yürüyelim mi? Yürüyelim. Yürüyelim. Hadi. Hadi gidelim. Oldu bu iş. Ay emin misin? Tabii canım. Oldu, kesin oldu. Kesin. Hadi inşallah. Rüzgar, kalk yerine yat annem. Baban gelecek birazdan. Seni böyle görmesin. Oo, tipe bak. Uy, şey yapıyor, uyuyor. Uyumasa zaten gülerdi. Hayatım, oyuna devam edelim. Ali. Ne Ali hayatım? Düşüneyim biraz. Aklıma da hemen gelmez şimdi. Ben şu an hiç öpüşmek istemiyorum. Ali. İçmeyeceğim. Hı? Ada, hiç düşündün mü? Hiç bilmediğin bir şehre gitmeyi. Kendini geride bırakarak, kendini burada bırakarak, her şeyi sıfırdan başlat. Adını, hatalarını, korkularını, her şeyi ama her şeyi geride bırakarak. Hiç düşündün mü? Onca şeyi geride bırakırsam, yanımda götürdüğüm şey ne olacak peki? Sadece hayallerim. Hayallerim. Hayallerinin peşinden gidersen bir gün mutlaka gerçekleşir demiştiniz. Evet. Öyle demiştim. Gerçek olur mu ki? Olur adam. Gerçekleşir. Eğer gerçekten istersek olur. Mesela şu anda yağmur yağdığını hayal edelim. Yağmur? Eğer tüm kalbimizi istersek yağar. İstemek yeter mi yani? Kapat gözlerini. Şimdi yağmurun yağdığını hayal et. Yağmurun sesini duyayım. Yağmurun kokusunu hisset. Yağmur damlalarının yanağına düştüğünü hisset.
aşağı doğru süzüldü. Hissediyor musun? Hissediyorum. Çok güzel. Yetiyormuş. Hayal etmek yetiyormuş. Olur mu diyorsunuz yani? Olur Ada. Eğer biz istersek her şey olur. Ada. Efendim. Bana eşlik eder misin? Ne için? Ne yapacaktınız ki? Soru sormak yok. Evet mi? Yoksa hayır mı? Evet. Ederim. Bora Bey. Efendim. Elimi tutuyorsunuz. Evet tutuyorum. Sen de tutuyorsun. Ama bırakmıyorsunuz. Sen de bırakmıyorsun. Hayatımda hiç böyle bir yerde gün doğumuna şahit olmamıştım. Çok güzelmiş. Güzel olan şey güneş değil Ada. Sensin. Ben pek çok kez güneşin doğuşuna şahit oldum. Ama hiçbirinde güneş senin kadar güzel ışıldamıyordu. Hiçbirinde. Değil Ada. Gerçek. Hiçbir rüya senden güzel olamaz. Hiçbiri. Çok iyi oldu geldiğimiz. Çok, çok iyi oldu. Selin'le Ali için yani çok iyi oldu. Evet Hı-hı. Yani Ali, Selin için, kardeşlerimiz için. Ben Ali'yle konuşayım, inat etmesin. Yani inat etmesin işte. Seviyor. Besbelli. Selin de seviyor. Seviyor o da. Seviyor. O da seviyor. Bora Bey, ben gideyim Selin'e bakayım bir. Tabii. Ben de Hı-hı. bir Ali'yle konuşayım. Benim de bir konuşmam lazım zaten. Bir bakalım uyumuşlar mı, uyumamışlar mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Evet, senin uykun geldi mi? Yok, ben iyiyim. Nasılsın? Siz miydiniz ya? Ha. Kuzen biz de uyumuşuz. Üçüncü uyku falan gibi böyle bir derin bir uykudaydım ya. Üçüncü uykundaydın bu üst başla. Böyle sızmışım. Ya, siz nereden? Yürüyüşten mi bu saatte? Evet biz.
yürüdük. Biraz. Hı hı, yürüdük. Biraz yürüyüş yaptık. Güzeldi ama. Yürüdük. Ha, yürüdünüz. Yürüdünüz iyi ha. Açıldın sen biraz, hayırdır? Yok yok, uykuluyuz hala da yürüdük falan deyince biz de bir şey yapsak diye. Yürüyüş iyidir ama biraz yürümek güzel. Selin kankim, sen madem uyandın, uykun bölündü, hadi gel biz bahçeye çıkalım, biraz konuşalım, sohbet muhabbet edelim. Gel, giyinmişsin ha, zaten, hazırlanmışsın, uykundan böyle uyanmışsın ya. Öyle sızmış o da ya. Öyle sızılır mı? Madem gittiler, biz de bu durumdan yararlanalım, biz de biraz konuşalım kuzen, hadi. Anahtarı alayım da. Tabii al. Tamam. Düzelttiniz mi siz arayı, iyiydiniz sanki? Aman boş ver şimdi sen bizi. Siz ne yaptınız, onu anlat. Biz bir şey yapmadık ya, bizim bir yürüyüş yapasımız geldi. Canımız yürüyüş çekti, gittik yürüyüş yaptık. Yürüyüş yaptınız ha? Hı. Bu mu yani? Sadece bu mu? Başka bir şey olmadı mı? Başka ne olacaktı Selin? Ya kızım biz saatlerdir sizi bekliyoruz ya. Birlikte gittiniz, birlikte geldiniz. Gözlerimize gördük herhalde. Ha, siz öyle bir küssünüz ki beraber yolumuzu gözlediniz, öyle mi? Yok kanka, beni uyku tutmadı, öyle de cezalı. Selin, hani ben sana yalan söylerken hızlı hızlı konuşuyormuşum ya. Hı hı. Sen de gözlerini kırpıştırıyorsun. Bana bak, ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Aa, ne yapmaya çalışıyormuşuz biz? Saçmalama, deli midir nedir? Deli midir nedir? Selin. Efendim kanka? Kızmadım Selin. Ben sana kızamam ki. Kötü bir şey yapmadım ki kanka zaten. Yapmadın da. Ben yapmış olabilirim biraz. Yine ne yaptın? Ne? Yüzümden belli olmuyor mu? Gözlerinden bir şeyler belli oluyor ama. Yok. Hmm. Gözüm değil. Sus. Canım kendim. Ben bile var ya, planın bu kadar hızlı işe yarayacağını bilmiyordum kanka. Ay süper. Çok sevinme Selin. Ben deli gibi korkuyorum şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne demek ne yapacağım kanka? Yaşayacaksın. Ya senin hayatın şimdi başlıyor. Ada, sen mutlu olmayı çok hak ediyorsun. Yanındayken nasıl oluyor bilmiyorum ama tüm yalanları unutuyorum Selin. Ama yanından ayrıldığımda... Şurama. Kalbime öyle bir ağırlık çöküyor ki... kahroluyorum. Söylediğim yalanların ağırlığı çöküyor. Yanındayken kalbinle, özünle görüyorsun da ondan. İnsan yalnız kalınca endişeler başına üşüşüyor. Kov onları, sesim kov gitsin ya. Nasıl kovarım? Nasıl yaparım? Ada, bak kendine biraz zaman ver. Doğru zaman geldiğinde her şeyi anlatırsın. O da seni seviyor. Seni anlayacaktır. Aa, ne oluyor be? O ne be? Ne o? Ne bileyim. Memur bey, biz tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyiz acaba? İsminizi öğrenebilir miyim? Bora, doğru söz ver. Bora bey, hakkınızda şikayet var. Ne? Ha, ne şikayeti? Olmaz öyle şey, bir yanlış anlaşılma var şu an. Siz kimsiniz? Ada ben, Ada Tözün. Sizin de hakkınızda şikayet var. Korkma hayatım, ben buradayım. Korkma, ha? Buradayım ben. Bir dakika memur bey. Biz tam olarak neyle suçlandığımızı öğrenebilir miyiz acaba? Adam kaçırma ve alıkoyma. Kimi? Sizi. Beni mi? Siz de Bora Doğru Söz'ü kaçırmak ve alıkoymakla suçlanıyorsunuz. Ne gerek var ki? Teyzemler çok hassas bu konuda. Yani en azından bir süre evdekilerden, şirketten gizlesek olur mu? Nasıl istersen öyle olsun. Kokun geliyor da... Buram. Neyse. Gideyim ben. Gidelim. Önden gideyim. Gizliyoruz biz, evet. Gidelim.
bastım. Dün geldi. Ben de basayım dedim. Bastım. Tesadüf. Bastım. Çok güzel. Hanife. Zile bastım. Geç algıladı galiba. Büyükse anca sen. Evet. Hanifeciğim. Evet. Evet.